1990 yılında temeli atılan 200 hektarlık bir alana kurulu bulunan ve üzerinde birçok iş yeri barındıran Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi, Kırşehir sanayisi için büyük bir avantaj görünse de maalesef yatırımcılar aynı kanıda değil. Zaten bölgeye bakıldığında ortaya çıkan manzaralarda neden avantaj olmadığını kanıtlar nitelikte. Ankara, Kayseri gibi büyük şehirler arasında yıllardır sıkışıp kalan Kırşehir'i ön plana çıkarmak için kullanılması gereken ve teşviklerle desteklenmesi beklenen bölge kaderine terk edilmiş durumda. Yol medeniyetinden nasibini almayan organize sanayi bölgesi doğalgaz, elektrik gibi enerjilerden de mahrum bırakıldı. Bir de 31 Aralık'ta teşvik yasasının sona ermesiyle birçok işçiyi bünyesinde barındıran işverenlere bir darbe daha vuruldu ve mağdur bırakıldı. Yıllardır birçok kişiye iş imkanı sunan yatırımcılar gerekli desteği alamadığı için kepenk kapatmayı düşünür oldular. Bölgenin ilerlemesi şöyle dursun, gün geçtikçe geriye vurmaya başladı. Her fırsata Kırşehir'in gelişen bir sanayiye sahip olduğunu söyleyen yetkililer, acaba bu bölgeye bakma gereksinimi duydular mı? Sıkıntılarımız yol sorunu var, altyapı sorunu var, doğalgaz sorunu var. Ondan sonra şu teşvik yasası iptal bittiği için işçide sıkıntımız var, sigorta primlerinde sıkıntımız var. Yani sıkıntılar çok. Bugüne kadar umduğunuzu bulabildiniz mi? Çok değil. Bazı şeylerde faydalandık ama bazı şeylerde çok geride kaldık. Dışarıdan gelen yatırımcılar gelmedi. Yolumuzun düzgün olmadığından, arsalarımızın ufak kaldığından, teşvik yasası da bittiği için haliyle dışarıdaki yatırımcı da gelmedi. Peki neler bekliyorsunuz işverenler olarak? Teşvik yasası uzarsa haliyle belki dışarıdan yatırımcı gelecek. Yollarımızın altyapı sorunları giderilirse, arsalarımız genişletilirse, elektrikte problemlerimiz vardı, hala devam ediyor. Bunlar çözülürse herhalde dışarıdan da insanlar gelir. Beklentilerimiz bunlar. Bunlar işlerinizi nasıl etkiliyor? İşlerimizi haliyle arabalarımız her gün arıza yapıyor. İşçi problemi var. Sigorta ve priminde gücümüz yetmiyor. Buradaki insanlar ufak esnaflar, genellikle kobidi diyemiz. Küçük esnaflar bu bakımdan etkiliyor haliyle. Elbette Kırşehir gibi bir bölgede çalışıyorduk. Bu bölgenin biraz geri kalmış olması bizi etkiliyordu. Buradaki tek faydamız buraya iş yeri açmamızın da sebeplerinden bir tanesi teşvikti. Bu teşviklerden de diğer hiçbir şeyden doğru düz faydalanamadık. Sadece işte işveren işçi payından, sigortadan faydalanıyorduk. Bu bizi biraz destekliyordu. Şu durumda zaten işçi bulmamız, işçi çalıştırmamız bu bölgede zaten zor bir şey. Bir de bu teşvik kalkarsa, zaten burada kalmanın da bir anlamı kalmıyor. Örneğin işte mal sevkiyatımızda sorunlar doğuyor. Mal gelişlerinde aynı şekilde sorunlar doğuyor. Ve teşvik de kalkmasıyla herhalde buradaki birçok işveren burayı terk etmeyi bile düşünüyor. Sanayiden umduğunuzu bulabildiniz mi? Yok, hiçbir şey bulamadık. Ne yollarımız yol, ne işte taşımacılık, ne de işveren olarak bir çalıştıracak kalifiye eleman bulabiliyoruz. Bir de bu devlet destekleri çekilince hiçbir şeye yaramıyor. Hiç olmazsa bu bölgeyi, yani ancak bizim gibi bazı küçük işletmeler kalkındıracaktı. Ben şu anda bünyemde 17-18 kişi çalıştırıyorum ki bu da Kırşehir için bir şeydi. Ben Ankara'yı terk edip buraya gelmemde teşvikten belli bir faydalanmak için gelmiştim. Peki beklentileriniz neler? Sanayi gelişebilir mi elinizde? Yani sanayinin gelişmesi için işte her bölgeye aman teşvik arttıralım, teşvik verelim, teşvik verelim diyorlar da niye göre teşvik vereceksin? Yeni yeni bölgeler açılıyor, boş boş dükkanlar, boş boş araziler işgal ediliyor, hiçbir şey yaramıyor. Hiç olmasa belli bölgeleri daha fazla desteklenirse bu bence daha iyi olacağını kanısındayım. Kırşehir'e bir teşvik verilmiş. Buradaki bir gelişimin incelenmesi lazım. Burası gelişiyor mu, gelişmiyor mu, teşviğin bir faydası oldu mu, olmadı mı hiçbir şey ölçülmüyor. Nedir? 5 sene verdik, verdik kardeşim. Şimdi bitirdik, kaldırdık. Yani bunun olmuyor ki. Bu teşvik buraya belli bir şeyler getirdi mi, getirmedi mi? Veya getirmesi için neler yapmalıyız gibi bir şey olmalı. Yoksa bize verilen teşvikler hiçbir işimize yaramazsa ne olacak?
Şu anda dediğimiz gibi doğal gazımız yok. Doğru düz yollarımız yok. Doğal gaz gelsin diye bizler para veriyoruz. Devlet buna da katkısı olmuyor. İşte elektrikte efendim biz karışmayız deniyor. Siz kendi bilginizden halledin. Buradaki işletmeyi kuran kişiler hepsi yani büyük sanayi adamları değildi ki. Hepsi küçük işletme sayılır, küçük sanayiciler. Bunların desteklenmesi lazım. Yani bu durumda böyle olursa ben aslında açıkça söyleyeyim. Hiçbir faydası olmayan bir yerde kalmayı da düşünmüyorum yani. Benim gibi de diğer arkadaşlarımız aynı şekilde yani teşvikten de faydalanmayacaksak bu bölgede durmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Hiç olmazsa dediğim gibi bir işçi desteği bizi biraz ayakta tutuyordu.